Hükümet faizsiz konut sahibi yapan evim şirketlerindeki mağduriyeti gidermek için vatandaşa iki seçenek sundu. Ayrıntılar hazırladığımız haberde burası A Haber sabah ajansı sürüyor saat 6.10 dakika geçiyor. Hükümet faizsiz konut sahibi yapan evim şirketlerindeki mağduriyeti gidermek için vatandaşa iki seçenek sundu tasfiye edilen 21 faizsiz finansman şirketindeki mağdurlardan isteyen sistemde kalacak, isteyen de parasının tamamını alıp ayrılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hak sahiplerine iki seçenek sunulduğunu söyledi. Tasarruf sahiplerine hakları korunarak sözleşmelerini devralan şirkette yeni sözleşme imzalamak suretiyle sisteme devam etme veya sözleşmelerini fes ederek yatırdıkları tasarruf tutarının tamamını ve organizasyon bedelinin %20'sini tasfiye masasından iade alma hakkı tanındı. Bakan Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca görevlendirilen tasfiye komisyonlarının 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye işlemlerini başlattığını belirtti. Öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve şirket giderlerinin azaltılmasını teminen tasfiye eylem planı hazırlandı. Şirket aktifleri tespit edilerek koruma altına alınmış, şirketlere tahsisat döneminde borçlu olan ancak ödemelerini zamanında yapmayan müşterileri hakkında da yasal takip süreçleri başlatıldı.